Hocam, iyi günler diliyoruz. Bu yoğun çalışmalarınız ve bizi kabul ettiğiniz için. İyi günler, teşekkür ederim. Camiler ve din görevlileri haftası münasebetiyle sizden bu haftayla ilgili yaptığınız ve yapacağınız olan çalışmalardan bir kısa bilgi alma şansımız olabilir mi? Teşekkür ederim. Tabii ki, ben de teşekkür ediyorum. Öncelikle hoş geldiniz hem sizler hem de ekran başında bizleri izleyen değerli halkımıza. Hayırlı günler, hayırlı haftalar diliyorum ben de. İçinde bulunmuş olduğumuz hafta camiler ve din görevlileri haftası. Siz de bundan soruyorsunuz zaten. Ben önce kendimi tanıtarak başlayayım. Silivri Müftülüğümüzün şube müdürüyüm. Adnan Bozkurt ismi. İçinde bulunduğumuz haftayı söyledik. Camiler ve din görevlileri haftası. Bu yıl iki hafta birleşti. Bir de Mevlid-i Nebi haftasını kutlardık. Bu takvimde, yaklaşık zaman diliminde. Bu hafta bu yıl iki hafta birleştiği için, yaklaşık takvimlere denk geldiği için beraber kutlanacak. Nedir? Şöyle kısaca bahsedelim. Hem biz bilgilenmiş olalım, hem de halkımıza yapılacak olan hizmetlerle, etkinliklerle ilgili bilgi vermiş olalım. Başkanlığımız Camiler ve Din Görevlileri Haftası, efendim Mevlid-i Nebi Haftası, Ramazan ayı gibi önemli zaman dilimlerinde halkımıza yapılacak olan etkinliklerde işlenecek genel bir tema belirler. Bu tema kapsamında yapılan bütün etkinlikler, konferanslar, sohbetler, vaazlar, bütün ziyaretler bu tema üzerinden işlenerek devam eder. Ve o temanın detaylı olarak bütün yönleriyle işlenmesi, halkımıza ulaştırılması burada gaye edinilir. Bu yılda Camiler ve Din Görevlileri Haftası ve Mevlid-i Nebi Haftası'nın teması Peygamberimiz Cami ve İrşat olarak belirlenmiştir. Peygamberimiz Cami ve İrşat olarak belirlenmiştir. Neden bunu belirledik? Çünkü şöyle, bütün peygamberler Hakk'a giden yolu insanlara öncelikle kendileri yaşayarak göstermişlerdir. Kendileri örnek olarak yaşamışlar ve bu şekilde insanlara Allah'ın davetini ulaştırmaya çalışmışlar. İnsanları hak yola tebliğ etmeye, davet etmeye çalışmışlar. Öncelikle kendileri ahiret mutluluğuna giden o yolda kendileri yürümüşler ve insanları da bu doğru yola davet etmişlerdir. Hazreti Peygamber de insanları hikmet ve güzel öğütle İslam'a davet etmiş, Allah'tan aldığı mesajları onlara ulaştırmış ve bu şekilde İslam davetini gerçekleştirmiş, bu dini insanlar arasında yaymaya çalışmıştır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam davetinde vahyin gözetimindeydi her zaman için. Yapmış olduğu bütün çağrılarında, insanlarla olan bu davet münasebetlerinde vahyin gözetimindeydi. Tabii bu arada Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın takip etmiş olduğu bu nebevi yöntem onun en büyük yardımcısıydı. Nedir bu? Peygamber Efendimiz'in ihlası, yani emretmiş olduğu, insanlara tebliğ etmiş olduğu hakikatleri önce içtenlikle kendi yaşıyor olması Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en büyük yardımcısı olduğu bu insanlara güven verdi. Peygamber Efendimiz'e güvenmelerini temin etti. Peygamber Efendimiz'in doğruluğu, emin oluşu, zaten biliyorsunuz Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yaşamış olduğu toplumda daha henüz peygamber olmadan dahi el emin olarak, güvenilir Muhammed olarak anılıyordu. Daha sonra kendisine belki de en büyük düşmanlığı yapacak olan kimseler dahi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğruluğuna, güvenilir oluşuna bir şey söyleyememişler. Bunun aksine bir kelam edememişlerdir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da yapmış olduğu bu davette, İslam davetinde, tebliğ görevinde doğruluğu, güvenilirliği en büyük yardımcısı, destekçisi olmuştur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sabrı, merhameti, konuşmalarında fasih ve belih oluşu ve yine muhataplarına değer vermesi onun en büyük yardımcısıdır bu davet sürecinde.
Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onları çok iyi tanımış. Hitap edeceği kesimi, hitap edeceği toplumu çok iyi tanımış ve onların seviyelerine göre, içinde bulunmuş oldukları şartlara göre hareket etmiştir. Dediğimiz gibi önce kendisi tebliğ ettiği esasları yaşamış, bir şeyden kaçınılacaksa, geri durulacaksa buna en fazla dikkat eden sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam olmuştur. Zaten böyle olmasa yapmış olduğu tebliğ ve davet insanlar üzerinde bu kadar etkili de olmazdı. Bir hatayla karşılaştığında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yüze vurmadan genel ifadelerle insanları ondan uzaklaştırmayı başarabilmiştir. Ve bu sayede de yüksek değerlere sahip güzel bir medeni bir toplum oluşturmuştur ashabında. Yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kolaylaştırın, zorlaştırmayın, sevdirin, nefret ettirmeyin hadisini bu manada hatırlamak lazım. Peygamber Efendimiz de bu metodu kendisi çok güzel, en üst seviyede uyguladığını görüyoruz hayatına baktığımızda. Davet ettiği toplumun yaşantısına baktığımızda bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi içinde bulunduğumuz haftada tabii camiler haftası ve din görevlileri haftası. Mekke dönemi var. Tebliğin, Peygamber Efendimizin Medine dönemi var. Mekke döneminde müstakil bir ibadet hane, ibadet yerine sahip olmadıklarını görüyoruz Müslümanların. Yani bir cami, bir mescit yok. Nasıl yapıyorlar? Ancak müşriklerin kendilerine zarar veremeyeceklerinden emin oldukları zamanlarda, sınırlı bir zamanda Kabe'de belki bulunabiliyorlar, Kabe'de ibadet edebiliyorlardı ama bu çok kısıtlı bir zamandı. Onun haricinde kendileri için güvenli gördükleri kuytu köşelerde yahut evlerde, mesela Erkam bin Ebil Erkam radıyallahu anh, onu burada anmak lazım, evini açmıştı genç bir sahabi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ve ilk Müslümanlara, sahabe efendilerimize evini açtı. İslam'ın ilk tebliği, ilk daveti, ilk öğretileri burada gerçekleşiyordu Mekke dönemindeyken. Ama Medine dönemine geldiğimizde artık Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın daha özgür, daha rahat bir şekilde Müslümanlarla birlikte İslam'ı hem davet etme hem yaşama, yaşatma imkanına kavuştuklarını görüyoruz. Ve burada Peygamber Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam ilk iş olarak bir mescit inşa ettiğini görüyoruz. Ve bu mescidi de hayatın tam merkezine, davetin tam merkezine koyduğunu görüyoruz. Mescit sadece bir ibadet mahalli olarak görülmüyor. Yönetim merkezi, askeri karargah, bir danışma şura meclisi gibi düşünebiliriz. Bunun yanında yani müminlerin irşat ve eğitimine dair faaliyetlerin de yürütüldüğü çok kapsamlı bir sosyal yapı hüviyetinde bu mescit inşa edilmiş olduğunu görüyoruz. Bu da tabii bizim kültürümüze de yansımış. Nasıl? Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cami merkezli kurmuş olduğu bu medeniyeti Müslümanlar da daha sonra örnek alarak kendileri cami merkezli bir medeniyet kurmuşlardır. Bakınız Selahattin camilerde, yani illerimizdeki, memleketimizdeki tarihi camilerde şehrin merkezine konumlandığını ve sosyal hayata dair birçok yapının da yine caminin müştemilatı içerisinde yer aldığını görmekteyiz. İlçemizde de mesela Piri Mehmet Paşa Camii'miz buna en güzel bir örnek. Yani hayata dair aşevleriyle, imarethaneleriyle, hanları, hamamları vesaire, medreseleri, bütün bu yapıları içinde barındıran ve şehrin merkezinde konumlanmış, daha sonra şehrin camiye göre yayıldığı, iskan olunduğu bir yapı görüyoruz. Medeniyetimizde bu var. O yüzden biz cami merkezli bir medeniyete sahibiz diyebiliriz. İşte her yıl 1-7 Ekim tarihleri arasında camiler ve din görevlileri haftasını kutluyoruz. Belli etkinliklerle, belirlenen tema çerçevesinde. Bu yılda dediğimiz gibi 7 Ekim ve sonrasındaki hafta Mevlid-i Nebi haftası, yani Rebiyul Evvel ayının 12. gecesine denk gelen gece malum Mevlid Kandili. Sonrasındaki haftada Mevlid-i Nebi haftası olarak kutlanıyordu. Takvimler yakın olduğu için
aynı etkinliklerle aynı hafta içerisinde kutluyoruz bu sene. Peki biz neler yapacağız Silivri Müftülüğü olarak ilçemizde? Birçok faaliyetimiz olacak. Şöyle kısaca halkımıza bunları da duyurmuş olalım sizin vesilenizle. Biz Silivri Müftülüğü personeli olarak cami görevlilerimiz, Kur'an kursu öğreticilerimiz, vaizlerimiz aramızda hatim dağıttık. Hatimler okuyoruz. Bunun duasını inşallah Mevlid Kandili'nde bütün geçmişlerimize, bütün Silivri halkımızın katılımıyla yapacağımız duayla bağışlamış olacağız. Ardından sabah namazı buluşmalarımız var. Bunlar başladı bu haftalar münasebetiyle. Mesela 1 Ekim'de Kiptaş 1 camiimizde yaptık. 2 Ekim'de pazar günü Gümüşyaka camiimizde sabah namazı buluşmamızı gerçekleştirdik. Bundan sonraki sabah namazı buluşmamız 5 Ekim çarşamba günü Selimpaşa Camii'nde olacak. Tüm halkımızı bekliyoruz oraya. Sabah namazında birlikte buluşuyoruz. Duamızı, zikrimizi yapıyoruz. Orada kısa bir de konuşmamızı, vaazımızı yapıyoruz. Ardından birlikte ufak bir ikramımızla birlikte işlerimize, mesaimize, günümüze dağılmış oluyoruz. Güne manevi anlamda zinde bir başlangıç yapmış oluyoruz. Bu manada Selimpaşa civarında tüm halkımızı Selimpaşa Camii'ne bekliyoruz 5 Ekim çarşamba günü. 8 Ekim'de Zeki Çevik Camii'nde merkezde yine sabah namazı buluşmamız olacak. 9 Ekim pazar günü de Değirmenköy Yeni Camii'de. Böylelikle Silivri'mizin her bölgesinde bu şekilde sabah namazı buluşmalarıyla halkımızla buluşmayı ümit ediyoruz. Bütün halkımızı da sabah namazı buluşmalarımıza bekliyoruz. Kadınlara yönelik bir programımız olacak, konferans programımız olacak. O da 6 Ekim Perşembe günü Zeki Çevik Camii altında bulunan Ömer Nasuhi Bilmen nikah ve konferans salonunda. Burada yine haftanın teması çerçevesinde İl Müftü Yardımcımız Sayın Ayşe Coşkun Hocamız gelecek. Kadınlara yönelik bu konferansa da yine tüm Silivri kadınları bekliyoruz. Mevlid Kandili programımız olacak. 7 Ekim Cuma akşamı malumunuz Mevlid Kandilimiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın viladetini, dünyayı teşriflerini camilerimizde anacağız. Tüm camilerimizde zaten Mevlid Kandili programı olacak ama hususen Pir Mehmet Paşa Camii'nde müftülük olarak Mevlid Kandili programı icra edeceğiz. Burada da yine halkımızı Pir Mehmet Paşa Camii'mize bekliyoruz. Orada okunacak kasidelerle, mevlüt vahidleriyle, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle, yapılacak vaazla ve kandil duasıyla birlikte inşallah burada o geceyi de en güzel şekilde ihya etmeye, idrak etmeye çalışacağız. Yine ilçemiz sınırları içinde malum Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü var. Burada bizim manevi rehberlik birimlerinde cezaevi vaizi, vaiz hocalarımız oradaki mahkumlulara, hükümlülere manevi rehberlik hizmeti veriyorlar. Onlar zaten yıl boyunca orada görevliler. Burada tabii bu haftalar münasebetiyle, özellikle Mevlid Kandili ve Mevlid-i Nebi haftası münasebetiyle ceza infaz kurumlarında da programlarımız olacak. Oradaki mahkumlarla birlikte Kur'an-ı Kerim okunacak. Orada da yine kasideler okunarak, sohbetler, vaazlar ve dualar birlikte yapılarak bu haftayı onların da istifade edecekleri şekilde değerlendirmeyi düşünüyoruz. Bununla birlikte okullarda, ilçemizdeki ortaokul ve liselerde programlarımız olacak. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle beraber yürüttüğümüz bir çalışma, işbirliği protokolümüze dayanarak 8-9 tane okulumuzda, ortaokul ve liselerde konferans programlarımız var. Gençlerimize, yavrularımıza haftanın ve bu belirlenen Peygamberimiz cami ve irşat temasının tüm yönlerini onlara da anlatmayı, aktarmayı hedefliyoruz okul programlarıyla. Ve yine bu kapsamda kamu kurumlarına, esnaflarımıza, ilçemizdeki iş yerlerine ziyaretlerimiz olacak. Bu ziyaretlerimiz esnasında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tanıtan bu temayı onlara aktarabileceğimiz yayınlar, kartelalar, dağıtımını da yapacağız. Ve bu şekilde çok canlı bir şekilde Silivri'de bu haftaların idrak edilmesini, ihya edilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Tüm etkinliklere halkımızı bekliyoruz.
Bizler de bu verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınıza başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben de bu imkanı bize sunduğunuz için teşekkür ediyorum. Sizlere de kolaylıklar diliyorum.